orijinali. Evet sevgili avcılar, şu anda Artvin'in Murgul ilçesinin Çimenli köyündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi tarih 24 Mart 2017. Evet, burada suni petekleri görüyoruz. Evet, şu anda Hüseyin Bey'in arılarını inceleyeceğiz. Hüseyin Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kaç tane arınız var? Şu an canlı mevcut olarak 24 tane. 24 tane arınız var, çok güzel. Şey olarak? Karakovan olarak. 2 evet. Tane canlı kovanım var şu anda elimde. Bu yaz oğul sezonunda çoğaltacağım inşallah. Evet. Elimden geldiği kadar. Sinan hocamızın da desteğiyle inşallah bundan sonra amatör değil, profesyonel arıcılığa geçiş çok güzel, olacağız. Çok güzel. Arıcılığı tavsiye ediyor musunuz yapmayanlara, bilmeyenlere? Özellikle gençlere tavsiye ediyorum. Çarşıda, pazarda, kahve köşelerinde vakit geçirmektense hem bir hobi olarak hem gelir olarak kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet. Karakovan sevgili izleyenler. Evet, yine bir arı videosuyla karşınızdayız. Evet. Sinan Bey, kendinizi tanıtır mısınız? Tabii tanıtırız. Artvin Borçka ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı'nda arıcılık üzerine tarım danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda da boş vakitlerimizde veya işte mesai saatleri dışında da arı yetiştirici kursları verip amatör arıcılık yapan kişilere daha faydalı, daha bilgili olmaları konusunda bilgiler veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben Artvin Murgul ilçesinden Hüseyin Ak. Çimenli köyünde ikamet ediyorum. Çiftçilik yapıyorum. Hobi olarak başladım aracılığı da danışmanımız, hocamız olan Sinan Bey'in sayesinde amatörlükten profesyonelliğe taşıma yolunda ilerliyoruz. Çok güzel. Evet. Gençlere tavsiye ediyor musunuz peki? Kesinlikle özellikle gençlere tavsiye ediyorum. Günümüzde işsizlikten yakınan genç arkadaşlara özellikle hani çarşıda, pazarda ya da alışveriş merkezlerinde vakit geçirmektense doğanın içerisinde arıların kucağında diyelim huzur geçirerek hem kendilerine bir gelir sağlayarak hem de hobi olarak zevk alarak bu işi yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sinan hocam. Buyurun. Şimdi önceden hazırladığımız bazı sorularımız var. Tabii. Arıcılığa Hüseyin arkadaşımızın da bahsettiği gibi yeni başlayacak arkadaşların merak ettiği bazı sorularımız var. Tabii, buyurun. Şimdi öncelikle arıcılığa başlamayı düşünen arkadaşlar için arıcılık yeri seçilirken ne tavsiye ediyorsunuz? Önce bundan başlayalım, ilk kurulum aşamasından. Bu konuda mesela hem amatör hem de ben kendimi profesyonel olarak biliyorum diyen kişilerin bile kendi aralıklarında yapmış oldukları yanlışlar var. Bunların mesela ilk önce yapacak olduğumuz işlerden bir tanesi şudur ki, bu çok önemli bir noktadır. Arılığı koyduğumuz yerde sonbaharda, kışın ve yaz aylarında hangi yöne bakmalıdır? Yani güneşi görmeli midir? Yoksa soğuk bir yerde veya kuzeyli bir yerde, yani tamamen gölgelik bir yerde mi olmalıdır? Bu çok önemlidir. Çünkü arının normalde sıcak yerde, ondan sonra nem olmayacak bölgede olması gerekir. Ki bizim Karadeniz bölgesi biliyoruz ki ılıman okyanus iklimine sahiptir. Bu yüzden dolayı da nem olduğu zaman da koyunlarımızda otomatikmen kireç hastalığı meydana geliyor. Kireç hastalığı da tehlikeli bir hastalıktır. Çünkü yavru hastalığıdır. Yapacak olduğumuz işlem şudur burada. İlk yapacak olduğumuz işlem. Kış aylarında biliyorsunuz hava soğuk. Güneşle birlikte eğer kovanımızın önüne direkt güneş vurursa arımız dışarıya çıkacak. Güneşi gören arı dışarıya çıkacak. Dışarıya çıkan arı da karnı üzerine düşeceğinden kaynaklı ne olacak? Bu sefer de arı ölümleri meydana gelecek. Karnı üzerinde bir sürü arı ölümleri meydana geliyor. O yüzden dolayı sonbaharda
güneş kovanlarımıza sırtından, arka bölgesinden, doğduğu anda arka bölgesinden vuracak. Öğle saatlerinde ikindi sularına doğru ön tarafına gelecek ve ondan sonra 1-2 saat kadar vuracak. Sonra güneş döndükten sonra da arı ısınıncaya dek olay bitmiş olacak. Yani arı dışarı çıkamayacak. Bu çok önemli bir nokta. Dere kenarlarında olmayacak. Kesinlikle. Çünkü derenin kendi vadi içerisinde olan nemli havası ve soğuğu, rüzgarı arının istediği bir yer değildir. Yaz ayına baktığımız zaman ise tan avarmasıyla birlikte arı dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkan arı da hemen otlak sahasına girmek istiyor. Şu anda zaten doğamızda Serkan Bey görüyorsunuz. Arı çok muazzam polen taşıyor. Bu güneşin direkt vurmasıyla alakalıdır yani. Şu an bizim bölgemiz böyle güneşsiz, soğuk, gölge bir yerde olmuş olsaydı arımız daha şu anda uyanmamış olacaktı ve çıkmayacaktı. O yüzden güneş yaz ayında güneydoğu uzantılı olup kovanın önüne sabahtan akşama kadar vurmak durumundadır. Peki Sinan Bey, şimdi yine aracı arkadaşlarımızın merak ettiği bize gelen bazı sorular var. Normalde şu anda ilkbahar yaklaşıyor. Mart ayındayız. İlkbaharda kıştan yeni çıkan, henüz açılmamış arılar için ne tür bir bakım öneriyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Gerçekten bu arıcılarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Ben her zaman kurslarda olsun, danışmanlık yaptığım çiftçilerde olsun, her zaman ilk şunu söylerim. Biz ilkbahara çıktığımız zaman kovana yapılacak olan ilk müdahalede, ki bu Karadeniz bölgesinde cemreleri beklemek gerekir. Cemreler bittikten sonra müdahale yapmak gerekir ama Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde veya işte Marmara bölgesinde tabii ki bu iklimsel ve sıcaklıkla alakalı değişebiliyor. Ama biz Karadeniz bölgesindeyiz, Artvin'deyiz. Artvin'de cemreleri beklememiz gerekiyor. Bu yüzden kaynaklı, şöyle söyleyeyim. Kovana biz ilk baktığımız zaman yapacak olduğumuz müdahale bakım mıdır? Yoksa ilk besleme midir? Önce bunu bilmemiz lazım. Evet. Bu çok büyük bir yanlış. Nedir? Ben hemen şunu söylerim mesela. Kovana baktığım zaman, ki dışarıdan ben mesela atıyorum kovana baktığım zaman, kovanın içerisinde ana arısı var mıdır, yok mudur? Bunu tespit etmem lazım. Kovanın kapağını açmadan kovanda ana arı var mıdır, yok mudur? Bunda bir 5-6 tane maddemiz var. Nedir bunlar? Arılar polen çekiyorsa şayet, yani yoğun bir şekilde polen çekiyorsalar ana arısı var diyebiliriz. Polen mesela çekiyorsa, anlatırken şunlara bakalım mesela. Evet. Polen çekiyorsa, ki şu anda görüyorsunuz zaten bir tane içeri girdi. Yine diğer kovana giriyor Sekan Bey. Fakat sadece bu polenle oluyor mu? Tabii ki olmuyor. Ne yapmamız lazım o zaman? Biz başka şeylere bakmamız lazım. Kovan önünde gelişi güzel hareketler varsa şayet, ki şu andaki bizim burada çekim yapmış olduğumuz aralıkta böyle bir şey yok. Geliş bir hareket yok. Yani arı doğaya çıkıyor, geliyor, tekrar kovanına giriyor. Bu yine kovanda ana arının olduğuna işarettir. Bir başka şey nedir? Gördüğünüz gibi arılığa biz en fazla 1-1,5 metre uzakta oturuyoruz. Ana arısı eğer olmazsa kovanın, bize burada saldırganlık eğiliminde bulunacak. Hmm. Ama şu anda ana arısı var kovanlarımızın, gözüküyor. O yüzden saldırganlık olmuyor. Bir başka şeyimiz nedir? Kovanlarımızdan normalde şu anda sesleri itibariyle çok fazla bir uğultu gelmiyor. Hüseyin kardeşim de görüyor zaten, çok yakın zararlığa. Aşırı bir uğultu gelecekti ana arısı olmasa. Şimdi bizim ana arımız var. Ana arımız var ise ilk yapacak olduğumuz müdahale beslemedir. Ha olmasaydı ilk yapılacak olan müdahale, o zaman bakımdı. Biz ana kontrollerini yapacaktık, ana arı yok diye tespit etmişsek eğer. Ama şu andaki görünen zaten sunumda da gözüküyor. Hepsinin ana arısının olduğu kanaatindeyiz. Bu yüzden dolayı biz bu kovana bugün itibariyle müdahale edecek olsak beslemeyle müdahale edeceğiz. Beslemede de ilk müdahale edeceğimiz şey kesinlikle kuru besleme olmalıdır. Bu kuru beslemede de istediğimiz şey, ki bölgemizde uygulanan ve bence de doğru olan şey, kek ile beslemedir yani. Şimdi Sinan Bey, halk arasında şöyle bir yanlış algı da var. Hemen onu da belirtelim. Tabii. Mesela biz arılara şerbet falan verirken bunu gören insanlar, arıcılıkla hiç alakası olmayan, arıcılığın ne olduğunu hiç bilmeyen, arıyı hiç tanımayan insanların şöyle bir yanılgısı var, şüpheleri var. İşte arıya şerbet veriyorlar, kek veriyorlar. Bu bal doğal değil, sahte bal yapılıyor gibi bir algı oluşuyor. Yani bunu açıklayabilir miyiz? Tabii. Niye veriyoruz? Evet. Biliyoruz ki bölgemizde erken ilkbaharda doğanın, yani floranın belli bir yere kadar arıya faydası var. Tamam, onu hepimiz biliyoruz. Yani çiçekten polen getirecek.
Ve belli bir zaman sonra çiçek eğer nektar kusarsa bal gelmiş olacak kovanımıza. Zaten biliyoruz ki bal dışarıdan gelmiyor. Kovan içerisinde bal midesinde arının kendi gerçekleşmiş olduğu o fabrikada gerçekleşip gözlerin içerisinde kusuluyor. Evet, şimdi kovanlarımız bizim nedir? Durumları zayıftır. Yani şu anda 3, 3,5, 4, 5 çerçeve civarında değişiyor en iyi kolonilerdeki ağlar. Yani biz artın için konuşuyoruz şu anda. Fakat biz kovanlarımıza besleme yapmak durumundayız. Neden durumdayız? Ağlarımızı daha geliştirmek için, o açlık tehlikesinden kurtarmak için ve daha çok enerjilerini sağlamak için besleme yapmak durumundayız. Fakat dediğim gibi ilk erken ilkbahardaki şimdiki bu tarihte biz kuru besleme yapmalıyız ki kovan içerisinde nem olmasın. Kovan içerisinde ağları çok fazla enerjisini tüketip de dışarıya bunları çıkıp ölmesini engellemek için de yine biz kekle besleme yapıyoruz. Baldan bahsedelim biraz. Gördüğünüz gibi bütün kovanlarımız nedir? Tek katlıdır. Yani kuluçkalık katındayız biz. Kuluçkalık katında besleme yaptığımız zaman bu kesinlikle bala karışmaz. Yani burada çünkü biz antibiyotik de vereceğiz. Varroa ilaçlaması yapacağız. Varsa yavru çürüklüğü, eğer aralarımızda yavru çürüklüğü müdahalesi yapacağız. Bunları yaptığımız takdirde de ne olacak? Çerçevelerimizin üzerine veya aralarımızın üzerine antibiyotik bulaşmış olacak. Fakat bal döneminde biz ne yapıyoruz? Kat attığımız zaman kesinlikle ne antibiyotik, ne şeker, ne şurup, ne işte bal, ne takoz şekeri veya ne herhangi bir şekilde besleme yapmıyoruz. Yapmadığımız için de balımızı da ballık katı dediğimiz ikinci kattan sağdığımızdan dolayı kesinlikle balda herhangi bir şekilde kalıntı, antibiyotik vesaire çıkmayacaktır. Bunu biz nereden anlarız? Ha, arıcıya eğer güveniyorsanız olabilir. Arıcıya güveniyorsanız alabilirsiniz. Ama olur ya, arıcı tanımıyorsunuz. Bir İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan bal almak istiyorsunuz Artvin bölgesinden. O zaman da laboratuvarlar var. Tahlil laboratuvarları var. Bu tahlil laboratuvarına gönderirsiniz balınızı. Oradan herhangi bir şekilde bir sıkıntı çıkacağını ben zannetmiyorum. Benim kendimin de arkadaşlar zaten bu insanlara bu şekilde iyi bal veya işte içerisine katkı olmayan bal satabilmek için de patent almanızı öneririm yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kısaca bir de bölgemizdeki arı ırkından ve kısaca özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Tabii, onu da söyleyelim. Doğu Karadeniz'de bulunuyoruz sonuçta. Evet, Doğu Karadeniz bölgesinde arkadaşlar biz Kafkas arı ırkını kullanıyoruz. Apis mellifera kafkasika ismi budur literatürde. Nedir Kafkas arısı? Kafkas arısı arkadaşlar soğuğa şu anda en dayanıklı bir ırktır. Bölgemizde şöyle bir şey var. Eksiye inen gün sayısı ile artıda seyreden gün sayısı arasında bir uçurum oluyor. Mesela Serkan Bey, ikimiz de iyi biliyoruz ki dün mesela mont üstüne giriyorduk. Evet. 23 Mart'ta. Çok soğuktu. Çok soğuktu. Bugün ise görüyorsunuz sivitlerle oturuyoruz. Evet. Yani ani soğumalar ve ani sıcaklık faktörleriyle birlikte ne oluyor? Soğuğa dayanıklı bir ırk kullanmak zorundayız. Karadeniz bölgesine de en uygun ırk Kafkas olduğundan kaynaklı biz bölgemizde Kafkas arısı kullanıyoruz. Ama sahil bölgesine, yani Doğu Karadeniz'in biraz daha sahil kesimine gittiğimiz zaman, iç bölgeler, deniz kıyılarına gittiğimiz zaman orada vatandaşlarımız kanyolar ırkını kullanırlar. Niye? Çünkü kanyolar ırkı biraz daha ılıman okyanus, biraz daha sıcak bölgeyi sever ve Karadeniz'den ta Tekirdağ'ın sonuna kadar, Balkanlara kadar kanyolar ırkı kullanırlar. İstanbul, Çanakkale Boğazı'ndan aşağıya ta ki arkadaşlar Hatay, İskenderun yine sahil kesimi boyunca İtalyan arı ırkı kullanırlar. Bu İtalyan arı ırkının da en önemli özelliklerinden bir tanesi çok çalışkan olmasıdır. Dünyanın en çalışkan arı ırkıdır. Bunun sebebi de nedir? Ana arısının günde ortalama 2500 ila 3000 adet yumurta atmasıdır. Ama biz Kafkas'ta ortalama 1500-2000 adet yumurta atılır. Ana arısının ortalama günde atmış olduğu yumurta sayısı budur. Fakat bunu ne zaman atıyor? Koloni tam doruk noktasına ulaştığı anda atıyor. Şu anda bizim mesela kolonimizdeki ırklarımız günde belki 100, belki 50 civarında yumurta atacaktır. Ama koloni doldukça ne olacak? Artacaktır. Kafkas arısını kullanmamızdaki bir başka sebep, ki bu en önemli sebeptir. Bu hatta şöyle söyleyeyim, dünya genelinde nam yapmıştır diyeyim yani. Bunu da aydınlatalım. Nedir? Bizim bölgemizde arkadaşlar flora bakımından bakınca orman gülü 1, ıhlamur 2, bir de ne var Hüseyin kardeşim? Hangi bala getiriyoruz? Börtlen. Kestane. Kestane. Arkadaşlar bölgemizde olan floradan kaynaklı
çiçeklerin tüpleri derindir arkadaşlar. O yüzden bize ne lazım? Dil uzunluğu en uzun ırk lazım. Ve dünyada... Kafkas arasında bulunmakta. Evet. Dünyanın en uzun diline sahip olan ırkımız olduğundan kaynaklı biz bölgemizde Kafkas arası bulunmak zorundayız. Mesela bir İtalyan arası bu bölgede yeterince beslenemez değil mi? Evet. Çünkü İtalyan arasının dil uzunluğu arkadaşlar 6.4, en fazla 6.6 milimetreye kadar gider. Evet. Ama bizim çok Kafkas güzel arasının en son ölçümlerde, laboratuvar testlerinde ölçümlerde 7.2 ile 7.4 milimetre arasında değişmiştir. Ki çiçeğin en dibindeki nektarı sonuna kadar alıp gelip göze işlesin. Bu arada yine sevgili izleyenler, Türkiye için, ülkemiz için aslında güzel bir haber ama yine kursta öğrenmiştik. Polen ve çiçek çeşitliliği açısından dünyada kaçıncı sıradaydık Sinan Hocam? Dünyada ikinci sıradayız. Özellikle bölge olarak. Evet, bölge olarak şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir yere değindiniz Serkan Bey, teşekkür ediyorum. Bu önemli yani, çünkü önemli bir nokta. Şu anda dünyada arkadaşlar flora zenginliği en yüksek olan yer Nepal'dir arkadaşlar. O yüzden de Nepal balı diye bu duyulmuştur. Fakat biz Türkiye olarak flora zenginliği bakımından ikinci sırayı almışız. Ama ikinci sırayı kazanmamızdaki sebep hangi ildir veya hangi bölgedir diye baktığımız zaman Doğu Karadeniz'dir. Doğu Karadeniz'de arkadaşlar Artvin'dir. Endemik bitki çeşitliliği bakımından en zengin yer olduğundan Artvin. Yaklaşık tam olarak emin değilim ama 2000 civarında, 2000 küsur civarında bir endemik bitki türüne sahiptir. O yüzden dolayı da dünyada ikinci sırayı Artvin olarak, flora zenginliği olarak almışız yani. Evet, balın içindeki mineraller açısından, evet, zenginlik açısından, evet. Bu evet, çok önemli bir balın bilgi. Balın içerisinde çok fazla polen, çok fazla arkadaşlar çiçek olduğundan dolayı sağlığımıza da bu yönden çok fazla etki eder yani. Evet. Mesela bir de arının kışlatırken bize yine kursta da anlatmıştınız. Bilmeyen arkadaşlar için mesela olur da bu sizin anlattıklarınızdan bu yıl içerisinde arıcılığa başlayan arkadaşlar olursa akıllarında kalsın diye söylüyorum. Kışlatırken kovanın daha sıcak olması için küçültme olayı ile ilgili, evet, daha önceden anlatmıştınız. Teşekkür ediyorum. Yine bunu dediğim gibi hem kendim mesleğim gereği hem de vermiş olduğumuz kurslarda anlatıyoruz her zaman. Mesela Hüseyin kardeşimiz de bizim bir kursiyerimiz. Şu anda mevcut olan bir kursumuz var. Devam eden kursumuz var. Kendine de anlattık. Hatta bugün onunla alakalı tartışmasını da yaptık. Kendisi de birkaç gün içerisinde uygulama yapacak. Şu yanlış var. Onu söyleyelim. Sonbaharda bizim koloni sayımız, yani arı mevcudumuz 5 çerçeve. Yalnız arıcılarımız ne yapıyorlar? Kovan içerisinde 10 çerçeve saklıyorlar. Hemen onun sağlamasını şöyle yapıyorum ben. Arıcılara şöyle anlatıyorum. Biz atıyorum mesela 20 metrekarelik bir odada mı kışın daha çok ısınıyoruz? Yoksa 100 metrekare bir daire komple içerisinde mi daha çok ısınıyoruz? Aynen. Bu yüzden kaynaklı diyoruz ki biz kovanlarımıza bir sıkıştırma yapalım. Sıkıştırma yapmazsak arımız ne olacak? Bütün evin içerisini, yani bunu kendimizden örnek verelim. Salonu, odayı, mutfağı, her tarafı gezmiş olacak. Gezince ne olacak? Enerjisini terk edecek. Veya sarf edecek. Enerji sarf edince ne olacak? Ölümüne sebep olacak arkadaşlar. Bizim arımızın yaşamasına biraz değinelim bununla beraber. Nedir? Arı arkadaşlar, ana arı yumurta attıktan sonra 21 gün içerisinde genç dişi arı oluyor. Genç dişi arı oluyor ama kovan içerisinde 21 gün yine arımızın işi var. Ne işi var? Arı sütü salgılayacak. Bal mumu örecek. Petek gözlerini temizleyecek. Başka ne yapacak? Kovan uçuş tahtası üzerinde bekçilik yapacak. Bunun 21 gün içerisinde, ki şu anda kovanlarımızın önünde sabit bekleyen arılar arkadaşlar bekçi arılardır. Herhangi bir sıkıntı veya işte risk gördükleri takdirde burada ne olacak? Size saldırıda bulunacaktır. Ama Kafkas arısının en büyük özelliklerinden bir tanesi de şudur ki hiç melezleşmemiştir, ırkı bozulmamıştır ve saf kan olarak sadece bizim ırkımızdır. Bundan kaynaklı da ne oluyor? Irkımız sakindir ve saldırmıyor. Sıkıştırmadan bahsedelim, yine az önce söylemiştik. Kovanlarımız arkadaşlar ne kadar çerçeve varsa o kadar çerçeve arasına isterseniz strafor ile, isterseniz arkadaşlar ahşap sıkıştırma tahtaları ile kovanlarımızı mevcudu kadar sıkıştırıp bu şekilde ilkbahara çıkartmak durumundayız. Bundan kaynaklı da kovan içindeki sıcaklık anneannenin yumurta atmasına doğru orantılıdır. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Yine normalde arıların ve kraliçanın ömrü açısından ona da değinirsek. Değinelim. Evet, arıların ömrünü söylüyorduk zaten az önce, evet, sorduğunuzda. Dedik ki bölgemizde değil, Türkiye genelinde arkadaşlar arının ömrü doğduktan sonra 21 gün yaşadı ve 21 günden sonra tarlacı oluyor.
arı için. Tarlacı olduktan sonra çok çalışmasına bağlı ki kovan içerisindeki tarlacı arılar ne kadar çok polen çekerse, ne kadar çok su çekerseler ki bu çok önemli bir nokta. Su taşıyan askerler arkadaşlar sakalardır. Ne kadar çok çalışırsa diyelim arılar ömrü azalır. Genelde arkadaşlar 1 hafta ile 10 gün arasında çalışma performansıyla alakalı yaşam süresi vardır. Normal günlerde yani bu günlerde arkadaşlar ki arı çok çalışmıyor, ihtiyaç kadar çalışıyor. Ortalama 30-35 gün, 40 gün civarında bir yaşam ömrü vardır arının. Kraliçe arılar ne kadar? Kışlama döneminde ise arılar arkadaşlar ki biliyorsunuz İç Anadolu bölgesinde 8 ay 10 ay kış yapıyor. 8-10 ay kadar da yaşar. Erkek arının ömrüne gelirsek arkadaşlar onu da bahsedelim. Ana arıyı da anlatacağız. Erkek arı da kovan içerisinde mevsimsel sıcaklıklarla birlikte 20 derece civarlarında sıcaklıklarda kovan içerisinde ana arı tarafından yumurtası atılır. Eylül'ün sonuna kadar ki yine dediğim gibi sıcaklıkla alakalı bu kovan içerisinde bulunur. Yani 5-6 ay civarında da erkek arının ömrü vardır. Zaten erkek arılar sokmuyorlar değil mi? Evet, İğneleri yok. Evet sokmuyorlar. Onların iğnesi yok. Sadece ve sadece kovan içerisindeki görevleri çiftleşmeyi sağlamaktır. Onun haricinde hazır yerler. Ana arı ise değerli arkadaşlar, ana arı 16 gün içerisinde meydana gelir. Bunun 3 günü yumurta, 6 günü larva, 7 günü ise pupa dönemini geçirir ve doğar. Doğduktan sonra mevsimsel sıcaklıklarla alakalı 1 hafta içerisinde çiftleşme uçuşuna çıkar. Çiftleşme uçuşundan geldikten sonra ortalama 1 hafta içerisinde de yumurtasına başlar. Yani bu ortalaması 14 gündür. Fakat havanın iyi olduğu, sıcaklığın iyi olduğu günlerde 3 gün içerisinde hem çiftleşmesini yapar, gelir yumurtasını da atabilir. Ömrüne bakacak olursak ana arının, yumurta atmaya başlayan bir ana arının eğer siz değiştirmeyecek iseniz 7 yıl ömrü vardır. 7 yıl ömrü vardır. Hüseyin kardeşimiz burada Çimenli köyünde sabit arıcılık yapıyor. Sabit arıcılık yaptığından kaynaklı ana arıyı 2 yılda bir değiştirmek durumundadır. Sabit arıcılık yaptığı için yani kovanları buradan bir yere oynatmadığı evet, için. Bu çok önemli bir bilgi sevgili izleyenler. Evet. 2 yıl ana arısını bir kovanlı ana arısını kullanabilir. 2. yıldan sonra niye değiştirmesi gerekir? Çünkü zaten ana arı yeterli ömrünü geçirmiştir. Ve dağınık yumurta atmaya başlayacaktır ki bu ana arının değiştirmesinde önemli bir performans kaybolacaktır değil mi? Performansı bitecektir. Ama gezginci arıcılık yapanlar ki Türkiye'de şu anda gezginci arıcılık had safhada. Çünkü bir bölgeden bal alma şansımız yok. Arımızı sürekli taşımaktayız. Bölgemizde orman gülü, ıhlamur, kestane, yer çiçekleri var. Biz arıyı değil doğayı takip etmek zorundayız. Bu yüzden kaynaklı ben dahil olmak üzere bölgemizdeki gezginci arıcılar arkadaşlar arılarını taşıdıklarından her yıl ana arıyı değiştirirsek bu bize randıman verecektir. Bu arada ana arıları boyuyorlar, evet, boyanıyor evet, Sinan doğrudur. Hocam. Bu konuyu da değinmek ister misiniz? Değinelim. Merak eden vatandaşlarımız olacaktır. Ana arının arkadaşlar boyanmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi şudur. Yılını belli etmektir. Bu yıl belli etmedeki durum şudur. İnsanlar yani şöyle söyleyeyim ana üretim yapan ve satan kişiler hangi yıl hangi anayı sattığını alıcılar da ben acaba bu yılın anasını almış mıyım diye kontrole tabi olmak için aslında boyama yapılır. Fakat art niyetli insanlar varsa işin içerisinde o değişir. Evet. O konuya değinmek istemiyorum. İnşallah da yoktur, olmayacaktır. Fakat arıcı için faydası nedir? Yani amatör bir arıcı için veya yeni arıcıyla başlayan bir kişi için faydası nedir? Çerçeve üzerinde ana arı kontrol yapmak durumundayız her defasında. Bu yüzden kaynaklı ana arıyı rahat görebilmek içindir. Evet. Ama bunu bir profesyonel arıcıya sorarsanız benim için mesela atıyorum ana arı boyamak doğru değildir. Çünkü siz toraks kısmındaki kıl örtüsü olan bölümü boyuyorsunuz ve ana arı bu boyadan ve kokusundan bana göre tabi bu benim şahsi görüşümdür. Katılıp katılmamak sizin elinizdedir. Ben boyanmasına taraftar değilim. Ve benim kendi üretim yaptığım olduğum, kendi arılımda da ana arı üretiyorum. Ben ana arıları boyamıyorum. Evet. Yine önemli bir sorumuz. Varroa zararlısı nedir? Arıya ne tür, nasıl bir zarar verir? Hı-hı. Mücadelede ne yapmak lazım? Bununla ilgili. Serkan Bey yine çok can alıcı bir soru sordunuz ama. Evet. Teşekkür ediyorum. Yani önemli bir nokta. Bu sadece bizim Karadeniz bölgesinin, Artvin'in veya Kafkas arısının bir sorunu değil. Bu Türkiye arıcılığının en büyük sorunlarından bir tanesidir. Varroa paraziti. Varroa paraziti arkadaşlar bizim arımızın sırt bölgesine yerleşip arımızın önce kanatlarını, sonra bacaklarını,
Ve en sonunda arkadaşlar delici emici ağız yapısı sayesinde sırtından delik açarak arkadaşlar kovanın içerisinde, pardon özür diliyorum, ana arının içerisinde, içinin içerisinde yerleşip buradan arının ölümüne sebep oluyor. Kovan içerisinde larvaların ve yumurtaların üzerine yumurtasını bırakıyor ve kovan içerisinde çoğalıyor. Bu yüzden kaynaklı varroa mücadelesini yaparken öncelikle doğal ürünlerden faydalanmamız lazım. Ve iyi arıcıların kullanmış olduğu ürünlere başvurmamız lazım. Varroa mücadelesini şöyle söyleyelim, genel bir şey söyleyelim yani direkt şöyle söyleyelim. Önemli bir nokta, üzerinde duyulması gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bütün arıcılar için. Evet. Yine arıcılığın bu bölgedeki arıcılığın riskleri nelerdir? Yani buradaki bu bölgede arıcılık yapan vatandaşlarımız, insanlarımız nelere dikkat etmeliler? Yani ne tür riskler var bizim, bu bölgede? Bizim şöyle, Artvin ve Ardahan Kafkas arıcılığının gen merkezidir. Macel bölgesinde bir gen merkezimiz var. Kafkas arısında. Bir de Ardahan'da Ardahan Merkez ve Posof ilçelerinde iki tane gen merkezimiz var. Bu yüzden kaynaklı bizim Artvin ve Ardahan ilindeki arıcılarımız herhangi bir ile çıkış yapamıyorlar. Bu yüzden sezonu biz çok kısa geçiriyoruz. Ondan dolayı ilk başta rakımı alçak olan bölgelerde arımızı otlatıp daha sonra çiçek biliyorsunuz rakıma göre flora açtığından kaynaklı yükseğe doğru taşımak durumundayız. Yani biz Artvin bölgesi ve Ardahan arıcıları aynı ırkı kullandığımızdan, genin bozulmasını istemediğimizden kaynaklı arılarımızı sürekli gezdirmek durumundayız. Sezonun kısa olduğundan kaynaklı arıcılık mevsimi dar. Bu yüzden gezginciliği en çok bizim yapmamız lazım. Evet. Peki Sinan Hocam, Türkiye'nin dünya piyasasında üretim açısından konumu nedir? Hani biz ülkemizde mesela bizim örnek veriyorum. Üç tarafımız bizim denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. Evet. İşte Akdeniz, Ege, Karadeniz, Marmara her tarafımız deniz. Hı hı. Fakat hem balık tüketiminde hem de balık tutulma işinde dünya sıralamasının gerilerindeyiz şu anda. Yani her tarafımız deniz. Denize çok küçük bir kıyısı olan... Evet yani ülkemizde çok fazla aslında arıcılık yapmak isteyen insanlar var. Bu video onlar için zaten çok güzel bir deneyim kazandıracaktır. Hani konumumuz nedir bizim dünya piyasasında arıcılık olarak? Bal üretimi olarak. Şöyle söyleyeyim. Yine arı ürünlerinde sayarsak yani arıdan sadece bilmeyen arkadaşlarımız sadece bal üretildiğini zannediyorlar. Ederim. Evet. Hani bunu hem dünya piyasasındaki yerini hem de arı ürünleriyle ilgili söyleyelim. Evet. Bu sormuş olduğunuz Serkan Bey soruda şöyle söyleyeyim. Tarım Bakanlığımızın şu anda ellerinde olan şöyle söyleyeyim değerlere göre Türkiye arıcılık bakımından işte kişi sayısı bakımından dünyada 3. sırada. Şimdi arıcılık hususunda Türkiye'de binlerce belki 10 binlerce arıcımız var. Kimisi 3-5 kovanla yapar, kimisi birliğe üye olup profesyonel yapmaya çalışır. Fakat bu değerler bizim Tarım Bakanlığı'nın sitesinde, ondan sonra kendi yazışmalarında değer olarak hepsi vardır, mevcuttur Tarım Bakanlığı'nda. Türkiye dünya arıcılığında şu anda 3. sırada. Yani arıcılık sektöründe 3. sırada. Fakat benim işte en çok üzüldüğüm nokta da bu. Türkiye'nin belki de onda biri kadar nüfusa sahip ülkelerin arıcılık yapan vatandaşlarının kovan başına bal ortalaması bizimkinden çok çok yüksek. Türkiye'de kovan başına arıcıların bal ortalaması 14 kilogram civarında ki bu yani bunu anlatmak da olmaz yani. Hı. Ama arıcılık sektörüne baktığımız zaman 3. sıradayız. Bal üretimine baktığımız zaman ilk onda değiliz. Neden bu durumdayız? Enteresan. İşte bunun nedeni şudur. Bunun nedeni ben arıcılık yapmak istiyorum deyip arıcılığa başlayan kişilerden dolayıdır. Profesyonelce güzel, iyi bir şekilde yardım ve destek alan kişilerin kovan başına ortalaması, bal ortalaması yükseleceğine inanıyorum ben. Sevgili izleyenler, bu arada mesela şu görmüş olduğunuz kovanlara Mayıs'tan sonra artık kat filan atılacak, Haziran'a doğru. Bu bölgede arının balın kilosu ne kadar senin hocam?
şu anda? Geçen sene ne kadardan gitti? Şimdi onu şöyle, Hüseyin kardeşimiz ona... Ne kadar, evet Hüseyin. Nurgul'da piyasa neydi geçen sene? Nurgul'da piyasa yoğunluk kestane oranı ağırlıklı olduğu için kestane balı 120 ile 150 arası değişti yani. Evet sevgili izleyenler, Ankara'da ve Ege bölgesinde de benim bazı tanıdığım arıcı arkadaşlar var. Oradaki insanlara falan bu özellikle Karadeniz bölgesindeki arıları kilosunun işte 100-120 hatta karakovanların şu görmüş olduğunuz yukarıdaki karakovanların kilosunun 150 TL olduğunu söyleyince insanların ağzı açık kalıyor. 150 TL'ye bal mı olur falan diyorlar. İşte biz 25 TL'ye alıyoruz falan diyorlar. Şimdi yani kimsenin malını kötülemeyelim ama bu bölgedeki arılar yani hakikaten çok doğal ve polen çeşitliliği açısından da gerçekten kaliteli doğal bir bal olduğu için buradaki piyasası bu şekilde. Evet, arı ürünlerine gelelim yine. Evet. Sadece bu konuda evet. Sinan hocamın da bize bize kursta aktardığı bilgilerden ötürü teşekkür ediyorum kendisine. En son olarak da özellikle vurguladığı bize kursiyerlere. Sadece bal değil, hatta balın en son aşamada düşünülmesi gerektiğini aktardı bize, işledi Allah razı olsun o konuda. Sadece bal değil, arı sütü, polen ve propolis üretiminde de bulunarak gerek maddiyat gerek sağlık açısından bizim için çok faydalı olacağını aktardı. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. Yani kursa gitmeden önce benim bu konularla ilgili hiçbir bilgim yoktu, öğrendim. Ve bundan sonra kesinlikle deneyeceğim ve tavsiye ediyorum yani. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Evet zaten Hüseyin kardeşimiz de anlattı. Kendi aralığımda bile, benim kendi aralığımda var. Balı her zaman en son nokta düşündüm. Ve en son nokta dediği sevgili izleyenler. Balın dedim ya kilosu 100-120 TL. Bir kovandan normalde hani iyi verim olursa ne kadar alabiliyoruz maksimum? Ortalama kesleme balımız 20 ile 25 kilogram arasında. Şimdi yani. Şöyle düşünün. Mesela şimdi şurada 3-4 tane kovan görünüyor mesela şu andaki kamerada. Bunların her birinden 20 kilo alsak 80 kilo yapar. Bu da 8000 TL yapar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ve buna rağmen Sinan hocamız yani bunu yine en sona bırakıyor. Evet. Çünkü neden sona bırakıyorum? Bu daha önce de az önce sohbetlerimizde söylemiştim ki bizim bölgemizde iklim kısa. İklim kısa olduğu için kestane balının biz arıyı otluğa götürdüğümüz dönemde kestane döneminde bölgemizde çok fazla yağış alıyor. Yağış aldığından kaynaklı öyle seneleri var ki biz o seneleri iyi bal olacak dediğimiz sene boş geçiriyoruz. Bölgemizdeki arıcılarımız sadece bala yönlendiği zaman da ne oluyor? Bu sefer bir yılını tamamen boş geçirmiş oluyor. Bu yüzden kaynaklı diyorum ki bütün kurslarımızda, danışmanlık yapmış olduğumuz çiftçilerde, arıcılık yapan sohbetlerimizde hepsinde söylüyorum ki biz kovanımızdan polen üretelim. Biz kovanımızdan propolis üretelim. Biz kovanımızdan arı sütü üretelim. Ne yapmış oluruz? En azından bir yıl boyunca kovanlarımıza yapmış olduğumuz o hizmet, bakım, işte sonuçta biz maddi bir külfet altına giriyoruz bunda yapmış olduğumuz işlemlerde. En azından bal da olmazsa diğer yan ürünlerden biz ne yapalım? Kar etmiş olalım. Bu yüzden doğaya nektar akım dönemi başladığında yani kestanenin nektar akım dönemi başladığında bal olursa şükredeceğiz. Ama bal olmazsa eyvallah mı diyeceğiz? Evet. O yüzden kaynaklı polen çok önemli arkadaşlar. Bölgemizde polen üretelim. Hatta Türkiye'de polen üretelim. Türkiye'de arı sütü üretelim. Türkiye'de arı zehri üretelim ki arı zehri bugün arkadaşlar biz burada dakikalarca böyle bağdaş kurup oturuyorsak bu bizim romatizmal hastalıklarımızın olmayışı. Arınımızı soktuktan sonra bu eklem rahatsızlıklarının ortadan kalkışıyla alakalıdır. Arı zehri üretelim arkadaşlar. Gezmemize her şeye faydası evet, var. Evet, ilaç sektöründe çok pahalı arkadaşlar arı sektörü. Evet. Bu arada... Ya bir gram şöyle söyleyeyim arı zehrini arkadaşlar. Bir gram arı zehri 2 gram altına eşdeğerdir. Ya, evet. Evet Sakın abi. Bir de halk arasında şöyle bir hani normal sohbetlerde falan şöyle bir yanlış bir bilgi var. Mesela kavanozlarda şekerlenmiş, kristalleşmiş balların insanların hani onları gördüklerinde sahte olduğunu zannediyorlar insanlar. Evet. Bu konuyu da değinebilir miyiz? Teşekkür ederim. Serkan Bey de bugün hep böyle nerede bir kaliteli soru var, nerede insanların merak ettiği soru var. Aynen. Senin kardeşim onu soruyor yani. Evet arkadaşlar şimdi benim kendim dahil yaşamış olduğum
arıcılarımızın bölgemizde, yani Türkiye genelinde konuşalım bunu. Yaşanmış oldukları sorunlardan bir tanesi bu. Ki şöyle anlatalım. Bir balın içerisinde flora bakımından doğal şeker dediğimiz polisakarit miktarı ne kadar çok olursa bu ballar donar. Yani kristalize olur. Kristalize olması demek balın sahte olduğu anlamına gelmez. Evet sevgili izleyenler, burası çok önemli. Fakat bizim bölgemizde de kestane balı, yani içerisinde başka bir floradan eğer arımız alıp getirmemişse kestane balımız donmaz. Ve arıcıların kafasında İstanbul, Ankara, işte büyük şehirler göndermiş olduğumuz kişilerde bu bal niye donmadı, bu bal sahte mi de diyenler var. Onu da şöyle açıklayalım. Kestanede arkadaşlar polisakarit yoktur. Bu yüzden önemlidir. Ondan kaynaklı kestane balımız donmaz. Ama biz dediğim gibi az önceki sohbetlerimizde de anlatmıştık. Kafkas arısının gen merkezi olduğundan kaynaklı biz arımızı aynı zamanda Ardahan bölgesinde de götürüyoruz. Ardahan bölgesinde yer çiçeklerinden arı otlak yaptığından kaynaklı polisakarit miktarı fazladır. Bundan kaynaklı da bal kristalize olur. Yani biz de şu anda burada birden fazla bal çeşidi var. Orman gülü balımız var, sadece kestane balımız var, yer çiçeği balımız var, ıhlamur balımız var. Bal bizde çok. Yani atıyorum bir arıcıdan alırsınız rengi koyudur, başka bir arıcımızdan alırsınız rengi açıktır. Flora zenginliğine kaynaklıdır. Balın donması veya donmaması hiçbir zaman sahte olduğu anlamına gelmez. Bu ya sizin kendi imkanlarınızla yapmış olduğunuz bal sahte olup olmama testini yaparsınız ya da yine güvenmiyorsanız laboratuvara gönderirsiniz, orada test edilir. İsterseniz Serkan Bey bu balın sahte oluşuyla alakalı evde yapabilecek olduğumuz testlerle alakalı bir hafif bir bahsedelim. Evet. İnsanların evlerine balını aldığı zaman da kendileri de test edebilsin. En basit arkadaşlar evde yapılacak olan işlemlerden şudur. Şunu unutmayın. Gerçek bal arkadaşlar, içerisinde katkı maddesi, şeker veya herhangi bir şekilde katkı maddesi olmayan ballı arkadaşlar, yani gerçek bal yanmaz arkadaşlar. Hemen bunu evinizde nasıl yapabilirsiniz? Herhangi bir gazete kağıdına, A4 kağıdına veya takvim yaprağına arkadaşlar, bir çay kaşığı kadar balı damlatalım. Ve bulunmuş olduğu kağıdı yakalım arkadaşlar. Kağıdın her tarafı yanacaktır. Bala gelindiğinde sönmesi lazım arkadaşlar. Az önce söyledik, bal yanmaz. Bala geldiğinde sönüyorsa o baldır arkadaşlar. Kristalize olmuş bal veya işte donmamış bal ayırt etmiyoruz. Bakın bal diyorum, gerçek bal yanmaz arkadaşlar. Ama alev eğer kağıt yandıktan sonra devam ediyorsa o balın içerisinde ya katkı vardır ya şeker vardır ve yanar arkadaşlar. Bir başka ne yapabiliriz? Biz genelde sağlık açısından her zaman onun tarafındayım. Ya içi krom tenekelerde ya da arkadaşlar cam şişelerde balımızı saklayalım. Cam şişenin içerisinde balı arkadaşlar güneş ışığına doğru tuttuğumuzda bal kırılgan özelliğe sahip olduğundan güneş ışığı direkt yüzümüze gelmez. Güneşi kırar yani bal. Gerçek balsa eğer güneşi sağa sola yansıtır. Bu şekilde de evinizde bunu test edebilirsiniz. Bir çok başka ilginç yöntem, kürdan hepimizin evinde vardır. Kürdan arkadaşlar bala batırırız, elimize alırız, çakmakla yakarız arkadaşlar. Eğer burada köpürme meydana geliyorsa, yine alev alıyorsa bu bal değildir. Yanmaması lazım. Bal yanmayacak arkadaşlar. Bu gerçek baldır. Bir başka yöntem ne vardır? Hepimizin evinde kibrit vardır. Tabi şimdi büyük şehirler doğalgaz kullanıldığından belki hani kibrit olmayabilir ama alabiliriz sonuçta. Kibritin arkadaşlar yanacak olan kısmını bala batırırız. Kibriti çakarız arkadaşlar. Yanmaması lazım. Yanarsa bal değildir arkadaşlar. Bunu da söylemiş bunların. Peki yine bir diğer test etme yöntemi de hani benim kendi edindiğim Sinan Hoca'nın bize öğrettiği bilgilere dayanarak diğer test yöntemi de şey olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı? Yanlışım varsa düzeltir Sinan Hocam. Şekerlenmiş bal halk tabirinde hani bilinçsiz olan arıcılarda diyelim ya da i̇şte arıcılık o, yapmak. O şekerlenmiş değil işte. Değil, kristalize olmuş. Kristalize olmuş bal demektir bu. Ama bilinçsiz olduğu için toplumumuz bu konuda şekerlenmiş adını kullanıyorlar. Yanlış. Bence kesinlikle yanlış bir tabirdir. Ve bunun diğer bir yöntemi de hani balın içerisinde herhangi bir şekilde şeker katkısı bulunmuşsa o bala kavanozun içerisinde ya da suyla temas etmeyecek bir kabın içerisinde kristalize olmuş balı sıcak suya ya da soba sıcaklığının ortamında bulundurduğumuz zaman
eski halini alacaktır. Çok önemli. Çok önemli sevgili izleyenler. Eğer suyla temas haline gelmeden eski halini almıyorsa ki şeker değişiklikleri varsa evet. Yani kap, bulmuş olduğu kapta değil mi? Öyle. Evet. Bulmuş olduğu kapta alt ve üst kısmında renk değişiklikleri yani üstü koyu altı açık veya altı koyu üstü açık gibi renk değişiklikleri varsa da yine bu balın sahte olduğu anlamına gelir. Ve onun akabinde şeker hiçbir şekilde sıvıyla temas haline geçmediği zaman hiçbir şekilde o bal eski halini almayacaktır diye düşünüyorum. Doğrudur. Bu da bir diğer bir test yöntemidir diye düşünüyorum. Bu şekilde evet. evinizde almış olduğunuz ballarınızı test edip sahte bal mı? Sahte bal demeyelim de hani içerisine katkı katılmış mı? Evet. İşte şeker katılmış mı? Gibi bu tür şeyleri ayırtabilirsiniz yani. Halkımızın bu televizyon kampanyalarındaki kampanyalar vardı bir ara. Çok meşhurdu. Bakanlık şu anda yasakladı, Tarım Bakanlığı değil mi onları? Evet. Kaç kilo bal kaç liraydı? Öyle ilginç bir şeyler vardı. Onları aracılar artık bir şeye bile vermiyordular değil mi? Şimdi ben ona bakayım, farkındaysam şaka böyle gülüyorum yani. Evet. Niye gülüyorum? Bugün arkadaşlar aracılık yapmaya başladığınız zaman boş bir kovanın 120-130 liraya alıyoruz. Boş bir kovanı. Bunun içerisine biz arı koyacağız. Arı koyduk, içerisine çerçeve koyacağız. Çerçeve koyduk, mum koyacağız. Mumun kilogramı zaten bugün 40 lira olmuş kilogramı. Yani bir kovanı tamamen dolduracağımız zaman 40 lira vereceğiz. Hiç bal almadan 40 liramız öyle gitmiş olacak. Sadece muma. Sadece muma. Evet. Arıcılık malzemesi, körüktür, maskedir, bilmem nedir. Bu şekilde yani balı herhangi bir merdiven altına yapsan bu fiyata satamazsın yani. O yüzden buna biz gülüyoruz. Niye gülüyoruz? Bir de şunu söyleyelim. Balımızın yani bu şekilde hani değerli olmasındaki sebep, Serkan Bey zaten siz değindiniz. Florayla kaynaklar. Hiçbir balda, Türkiye'deki hiçbir balda bizim kadar flora zenginliği yoktur. O yüzden şunu biliyoruz ki biz hastalandığımız zaman doğal ürünlere değil de doktora başvuruyoruz. Doktora gidiyoruz, bize reçete yazıyor. Reçetenin içerisinde bir sürü ilaç var. Ama ilaçlar neyden elde ediliyor? İlaçlar tabii, işte şu ottan, bu ottan, şu çiçekten, ondan bundan elde ediliyor. Evet. Arı senin bunu getirip tabağına koyuyor balla birlikte. Evet, çok güzel bir yere değindiniz. Çok güzel. Yani bu bal bizim için önemli. Ballar işte sahte ballar dediğimiz gibi bu konuya Tarım Bakanlığımız gerçekten çok eğiliyor. Hele son zamanlarda BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi Alo 174 gıda attı. Bunları arkadaşlar bu şekilde eğer şikayetleriniz varsa şikayet edin, gereğini yapıyorlar. Tarım Bakanlığımız bu konuda çok iyi yani. Gerçek bir balın uygun saklama koşullarında ömrü ne kadar olur Sinan Hocam? Bununla ilgili değişik yine, rivayetler var. Şöyle söyleyeyim. Eski Mısır'da arkadaşlar 3000-4000 yıllık bala rastlanmıştır. 3000 yıl arkadaşlar yani evet, 30 yıl değil 300 yıl değil. Evet. 3000-4000 yıl evet. Rastlanmıştır. Bal bulunmuş olduğu kapta arkadaşlar bu diyorum ya içi krom tenekelerle yani paslanmaz krom tenekelerde ya cam şişelerde ya da eskilerimiz bundan bir 50-60 sene önce toprak kaplar da arkadaşlar saklandığı sürece kesinlikle özelliğini bozmaz. Balımızı herhangi bir bulmuş olduğu kaptan alırken demir kaşık kullanmayacağız. Islak, nemli bir şey içerisinde bulunmayacak. Evde de aynı şekilde değil mi? Evde de mesela aynı. Kavanozdan balı alırken tahta kaşıklar veya şişeyi direkt tutup tabağımıza veya kaşığımıza döküp bu şekilde tüketmemiz lazım. Nemle temas eden bal arkadaşlar bozulur. Bu şekilde arıcılarımıza, bize, herhangi bir arıcıya bir sürü şikayetler gelmiştir. Balınız ekşidi, koktu, işte köpük verdi gibi sorunlarla yaşıyoruz, karşılaşıyoruz ben dahil olmak üzere. O zaman diyoruz ki siz buna ıslak bir şey dokundunuz veya demir kaşık. Çok önemli. Sevgili izleyenler çok önemli. O yüzden kaynaklı balı arkadaşlar oda sıcaklığında veya soğuk bir havada önemli değil. Kesinlikle özelliğini bozmaz. Yıllarca süre gelir yani. Evet. Sinan Hocam son olarak hemen bitirelim. Ülkemizde gençlere bu konuda tavsiyeniz nedir? İnsanlarımıza hani sadece genç olarak değil de hani insanlarımıza arıcılık işine ilgi duyan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tavsiyeniz nedir? Tavsiyelerimiz şunlardır. Arıcılık bizim normalde kendi işlerimiz var. Serkan Bey sizin de olduğu gibi buradaki arkadaşlarımızdan kendi işleri var. Bu boş zamanlarda biz arıcılara da geçelim, bütün insanlara yan gelir olarak çok büyük destek ve katkı sağlar. Bu konuda arıcılık yapmalıyız bir kere. Çünkü Türkiye şartlarında yani çift maaşla bile neredeyse geçim zor oluyor.
O yüzden kaynaklı ek iş olarak bunu yapmalıyız bence. Onu da geçelim. Yani geçimi bir tarafa bırakalım. Sağlık yaşamak istiyorsak bal, polen, arı sütü, propolis tüketmeliyiz ki doktora az gidelim. Tabii Allah doktorları başımızdan eksik etmesin. Ona bir şey demiyoruz. Ama dediğim gibi biz sağlık konusunda bir kanserdir, bir işte eklem rahatsızlığıdır, bir baş dönmesidir, bir sinüzittir. Bu tür veya bir kalp damar tıkanıklığıdır arkadaşlar. Bunları arının bütün arkadaşlar ürünlerinden biz yediğimiz zaman bu laboratuvar ortamlarında ispatlanmış bir şeydir. Doktora daha az gideriz. Arı ürünlerini giderim derim yani bu yüzden kanatlı. Bir de yine siz kursta söylemiştiniz. Aklıma geldi şimdi. Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin özellikle bu tozlaşmanın %80'ini arılar yapıyordu değil mi hocam? Evet, %80'ini. Evet. Evet sevgili izleyenler, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Altta yorumlarınızı bekliyoruz. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Sinan hocam, Hüseyin kardeşim tekrar size de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa. Bu yıl için şöyle söyleyelim. 2017 herkese bol kazançlar getirsin. Bol ballı günler olsun diyorum. Amin yani. İnşallah. Görüşmek evet. üzere. Biz de bu çekimi yapıp diğer aracıları aydınlatmak amaçlı bu çekimi yapıp zahmette bulunduğunuz için size ve Sinan Hoca'ya bizi aydınlattığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Çok güzel, çok güzel. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum Serkan Bey. Aslında ilk başta ekleyecektik ama Hüseyin kardeşimin yanında bir tel var. Göründüğünüz gibi. Evet. Evet değil mi? Evet. Dikkatimi çekti aslında. Söyleyeyim bir türlü zaman bulamadım. Evet şu tel arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşlar bizim bölgemizin en büyük sorunudur. Bu konuda da mesela bizi eğer bakanlık yetkililerinden veya işte diğer türlü yetkililer görüyorsalar bizim burada en büyük sorunumuz bölgemizde çok fazla ayı var. O yüzden kovanlarımız ayı saldırısına uğruyor. Biz de böyle elektrikli çit sistemiyle kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ama gerçekten de koruyor. Bu iyi bir şey yani. Bunu üretenden de Allah razı olsun. Evet. Bunda 220 mi var? 220 değil. 220 bu değil. Yaklaşık 2000-3000 civarında bir volt vuruyor ama bunun özelliği şu. Bunun içerisinde insan dahi düşse ölmüyor. Şoklayıp bırakıyor yani. Allah muhafaza. Yine unutma Hüseyin. Gece gündüz gelirken dikkatli ol. Yani öldürmüyor. Tutmuyor yani. Normal 220 elektrik gibi sizi tutmuyor yani. Sadece şoklayıp bırakıyor. Bu da bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi evet. yani. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler.